Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Model şirketimiz Erdemir. Her zamanki gibi risk modellerine bakıyoruz. Yatırımcı açısından, hisse senedi yatırımcısı açısından risk içermediğini görüyoruz. Şirkete aktiflerinden değerlendirecek olursak başlayalım. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerin bir önceki dönem %25 olan payının cari dönemde %16'ya yıllık bazda %15,5 azaldığını görmekteyiz. Bruto işletme sermayesi içerisindeki bir önceki dönem %49,5 olan payı cari dönemde yaklaşık %32'ye azalmış. Ticari alacakları toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %6 olan payı cari dönemde %8,5'a %86 düzeyinde yıllık bazda artarken brüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %12 olan payı cari dönemde %17'ye artış sağlamış. Stoklar bir önceki dönem %17,30 olan payının cari dönemde %23'e çıkarken brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık %34 olan payı cari dönemde %46'ya artış kaydetmiş. İşletmenin brüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %50,5'muş. Cari dönemde bu %50'ye azalmış. Toplam sabit kıymetler içerisinde yaklaşık %102 düzeyinde olan bir önceki dönemdeki payı cari dönemde %100'e gerilemiş. İşletmenin toplam sabit kıymetleri toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem %49,5'muş. Cari dönemde yaklaşık %50'ye artarken 18 milyar 661 milyon 674 TL %30,34 artışla iktisadi varlık artışı kaydetmiş. İşletmenin borçlarına baktığımızda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçlarının stabil kaldığını görüyoruz. Uzun vadeli borçları kısmen çok cüzi artarken net borçları belirgin düzeyde artış kaydetmiş. Öz varlıklar da stabil kalmış. Finansman kaynaklarındaki değişiklikleri daha detaylı, daha kapsamlı irdeleyecek olursak, cari dönemde 2 milyar 800 milyon yabancı para açığıyla toplamda bir önceki döneme göre 2 milyar 669 milyon bir önceki döneme göre artış kaydederek toplamda 2 milyar 800 milyon yabancı para pozisyon açığına erişmiş taşımakta. Finansman kaynaklarındaki değişikliklerde finansmanda öz kaynağın katkısı çok cüzi de olsa azalmış. Yabancı borçlarının payı kısmen de olsa, küçük oranda da olsa artış kaydetmiş. Öz kaynaklarla borçlarını karşılama oranı %1,5 düzeyinde azalmış. Net finansal borçları %71 düzeyinde artarken brüt işletme sermayesi %29,5 artış sağlamış. Döviz pozisyon açığı %2038 düzeyinde artış kaydetmiş. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını %85 artırmış. Evet, öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde ödenmiş sermaye payının azalmış. Kümülatif karlılık payı artarken dönem kar payı da
toplam öz kaynakları içerisinde artış sağlamış. Ve yine toplam öz kaynakları içerisinde öz sermaye karlılık payı çok hızlı ve yüksek oranda artmış. Gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetini belirgin düzeyde azaltırken faaliyet giderleri çok cüzi artış kaydederken finansman giderleri de zaten çok düşükmüş, daha da azaltmış eksi bakiyelere. Yani finansman gideri işletmenin yok. Bunun yanı sıra toplam gelirler içerisinde esas faaliyet karlılık payını belirgin ve hızlı şekilde artırmış. Paranın akışında daha net göreceğiz ama öncelikle yatırımcı açısından önemli olan kar oranlarına bakalım. Cari dönemde %142 kar muhafazakarlığı artışıyla işletmenin yüksek düzeyde kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. %627 mali rentabilitesi artarken efektif kar %264 düzeyinde artış kaydetmiş. Vergi öncesi karlılığı %260 artarken ekonomik rentabilite %239 düzeyinde artış kaydetmiş. Faiz vergi öncesi karlılığı %341,5 artarken kümülatif karlılık %149 artmış. Faaliyet karlılığı %132,5 artarken işletme verimliliği %564 artış kaydetmiş 12 bin çalışanıyla. Evet, nakit akışına baktığımızda işletme faaliyetinden net nakit girişinin %3338 düzeyinde azaldığını görmekteyiz. Operasyonlardan nakit girişinin %1812 azaldığı hesaplanmakta. Şirket dönem karı olarak 11 milyar 263 milyon kayıt altında gelir tablosunda kar yazmasına istinaden kasasına giren kar 17 milyar 448 milyon, %55 düzeyinde daha fazla kar kasasına girmiş. $17.448 milyon nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri 522.744.000 TL azalmış. Yatırım faaliyetlerinden nakit çıkışının %100'ün altında oluşu işletmenin kapasitesini korumak ya da mevcut kapasiteyi artırmak için bir dizi yatırımlara gittiğini işaret ediyor. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 5 milyar 203 milyon nakit açığı vermiş. Vergi öncesi dönem karı %64,5 artış kaydederken nakit akışına göre düzeltilmiş karı da %1316 oranında artış kaydetmiş. Fon kaynak kullanımına baktığımızda %68 faaliyetlerinden elde edildiğini görüyoruz. Bunun %17,30 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %54,37 ağırlıkla da sabit kıymet artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesi %34,26 artış göstermiş 5 milyar 660 4 milyon TL olarak. Satışlarına baktığımızda işletmenin yurt dışı satış gelirleri bir önceki dönem %3'müş, cari dönemde %7,5'a artış kaydetmiş. Yurt içinde de reel %42,5 satışları azalmış. Yani işletme bütün karlılığını yurt dışı ihracat gelirlerinden elde etmiş. Reel satışları yurt içerisinde %42,5 düzeyinde
azalmış. Göstergelere baktığımızda nakit oranlarının azaldığını görüyoruz. Cari oran 2.62'de stabil kalmış. Likidite oranı 1.63'den 1.30'a gerilerken net çalışma sermayesi %31.21'den %31'e azalmış. Bunun yanı sıra net çalışma sermayesi devir hızının arttığını görmekteyiz. Likiditelerde azalma olsa da kabul görülür sınırlar içerisinde faaliyet oranları vasatın üstünde gelişmiş. Fon yaratma gücü son derece olumlu. Burada olumsuz olarak karşımıza çıkan faiz karşılama oranının azalması. Etkinlik oranı likidite oranının azalmasından ve cari oranının stabil kalmasından ötürü bunun etkinlik oranı azalmış. Dolayısıyla optimum etkinlik oranının nakde dönüşüm gün sayısı da 38 günden 82 güne artış kaydetmiş. Büyüme oranları cari fiyatlarla ve sabit reel fiyatlarla takip edebilirsiniz. Öz kaynak artışı üfeye yenik düşmüş. %10 düzeyinde öz kaynak kaybı yaşamış. Yine üfeden dolayı %9,5 varlık kaybına maruz kalmış. Karlılık oranları son derece belirgin şekilde olumlu yönde, pozitif yönde artış kaydetmiş. Arkadaşlar, Ereğli'yi bir yıl önceki, yanlış hatırlamıyorsam lütfen izleyin. Yani bu Ereğli ile ilgili hisse senedi yatırımı yapmış veya yapmayı düşünen arkadaşlar bir yıl önceki Ereğli ile ilgili eğitim videolarını gözden geçirsinler. Yanılmıyorsam 8 liralar 7,5-8 liralarda fiyatlanıyordu. Olması gereken fiyatı temettü kapitalizasyon yöntemi modeliyle 20 lira olarak hesaplanmaktaydı. Birçok arkadaş yok ya falan filan dediler. Bugünkü geldiği nokta, yani bir yıl içerisinde temettü modeliyle olması gereken fiyatına erdi. Peki bu finansallar doğrultusunda hissenin değeri ne olacak arkadaşlar? Bakalım. Bu finansallar doğrultusunda temettü kapitalizasyon yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı 48,40 TL olarak hesaplanmakta. En son bugün 20 liradan fiyatlanarak kapatmış. Bir yıl önce bu fiyatı biz burada hesaplamıştık arkadaşlar. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de baktığımızda 46 lira olması gereken fiyatı hesaplanmakta ve bunu sürdürülebilir. Kalıcı kılarsa da beklenen büyüme oranı %24 olarak hesaplanmakta. %24 de çok rahatlıkla büyüme sağlayabilir bu sektör içerisinde özellikle bu Erdemir. Evet arkadaşlar, kapsamlı raporunu incelediğimizde daha detaylı, şimdi şöyle göstergeleri gördük. Buradan takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar, bu sektördeki diğer işte İzmir Çelik, Demir Çelik olsun, İskenderun Demir Çelik olsun, bu raporlar doğrultusunda mukayese edip şirketleri, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketleri değerlendirme olanağı çok daha kolay olacaktır. Evet, varlık yapısı. Şirketin varlık yapısı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde bir değişim olmasa da gayri safi işletme sermayesi cari dönemde yaklaşık %29 artarak toplam varlıklar içerisindeki payı %50'ye
%50,46'dan %50,09'a yavaş azalmıştır. Toplam sabit varlıklar yaklaşık %31 artarken toplam varlıklar içerisindeki payı %49,5'tan %50'ye yavaş artış kaydetmiş. Şirket yaklaşık %67'sini öz kaynaklarıyla finanse ederek %30,34 oranında yaklaşık 18.661.674 TL iktisadi varlık artışı sağlamış. Finansal yapısı. Şirketin inceleme döneminde finansmandaki payı belirgin değişiklik olmamakla birlikte faaliyetlerin yaklaşık %33 oranında yabancı kaynaklarla %67 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamaktadır. Toplam yabancı kaynakların öz kaynakları oranı %0,49 olarak stabil kalmıştır. Toplam borç oranları bir önceki döneme göre eşit düzeylerde seyretmiştir. Şirketin net borçları %7,18'den %16,64'e yüksek düzeyde artış kaydetmiş. Şirketin 2021'in 9. ay sonu itibarıyla öz kaynaklarının yaklaşık %6,5'unu ödenmiş sermaye, yaklaşık %84'ünü de iç sermaye yaratım, yedek akçeler, geçmiş yılların karları ve net dönem karı oluşturmaktadır. Likidite durumu. Şirketin likiditesi bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde belirgin şekilde değişmemekle birlikte cari oran her iki dönemde de 2,62 stabil, likidite oranında 1,63'ten 1,30'a, net çalışma sermayesi %31,21'den %31'e yavaş azalmışlardır. Likidite oranındaki azalış stokların yaklaşık %74 artış hızıyla gayri safi işletme sermayesi içerisindeki payının %34'ten %46'ya artmasından kaynaklanmıştır. Şirketin nakit oranının azalışına nakit ve nakit benzerleri varlıkların brüt işletme sermayesi içerisindeki payının %49,5'tan %32-36'ya, kısa vadeli yabancı kaynaklar oranının %130'dan %85'e azalışından kaynaklanmaktadır. Şirketin brüt işletme sermayesinin %32,36'sını, toplam varlıkların %16,21'ini nakit ve nakit benzerlerinden oluşmakta, şirket satışlarının %30 düzeyde nakit bulundurmakta. Nakit pozisyon oranı önceki yıla göre azalmaktadır. Şirketin göstergeleri likiditesinin azalma eğiliminde olsa da kabul görür sınırları içindedir. Nakit varlığını bankalarda kısa vadeli mevduat olarak tutmalı oluşan yabancı para ticari borçlarına karşı yabancı para vadeli mevduat bulundurmak yoluyla kur ve yabancı para likidite risklerine karşı korunma altına alınmalıdır. Döviz pozisyonu. Net yabancı pozisyonu önceki yıla göre 2.669.000.000 TL daha artarak 2.800.000.000 TL yabancı para açığı pozisyondadır. Şirket yabancı para birimi ile yaptığı operasyonları ve döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde döviz pozisyonu seviyesinin artırılarak korunmasıdır. Döviz kuru riskinin yönetilmesinde gerekli olması durumda türev işlemler de yapılmalıdır. Bu kapsamda şirket asıl olarak tercih ettiği yöntem vadeli döviz işlemleri olmalıdır. Kaynak kullanımında finansal etkinlik. Şirketin finansal verimliliği kaynak kullanımında etkinliği belirgin olmasa da azalmıştır. Finansmanda öz kaynağın katkısı %0,50 çok düşük azalırken yabancı kaynakların payı çok düşük %1 yavaş artarken öz kaynakların varlıkları fonlama payı %1,5 azalmış. Brüt işletme sermayesi yaklaşık %29,5 artarken net finansal borçları yaklaşık %71 artmıştır. Ticari borçlarını ticari alacaklarıyla %85 oranında fonlamaktadır. Net satışlarına göre stok devir hızı yaklaşık 13 kez yıldan 6 kez yıla
satışlarının maliyetine göre %11'den %4'e hızlı azalmıştır. Alacak devir hızı yaklaşık 37 kez yıldan 17 kez yıla azalmış, alacakların tahsil süresi 10 günden 22 güne artmıştır. Stokların nakde dönüşüm gün sayısı 28 günden 59 güne artmıştır. Alacak devir hızının ve işletme sermayesi devir hızının birlikte artış sonucunda optimum etkinlik oranı da azalmış. Nakde dönüşüm süresi 38 günden 82 güne çıkmıştır. Faaliyet karlılık oranının yaklaşık 16'dan %36'ya belirgin şekilde artarken ekonomik katma değer de hızlı artmıştır. Gayri safi işletme sermayesi devir hızı %0.31'den 0.107'ye, öz sermaye devir hızı 0.53 kez yıldan 0.80 kez yıla yavaş artmıştır. Şirket 516 gün işletme sermayesi ile çalışırken bu süre 340 güne azalmıştır. Karlılık. Şirketin inceleme döneminde net kar olarak cari fiyatlarla %645 sabit fiyatlarla üfe etkisine rağmen %418 yüksek büyüme sağlamıştır. Şirketin karlılık oranları da belirgin olarak pozitif değişme göstermiştir. Toplam maliyetlerinin yaklaşık %84'ten cari dönemde %62'ye azalması ve toplam hasılat artışının çok az altında gelişmesi neticesinde gayri safi satış karlılığı yaklaşık %16'dan %38'e artmasına neden olurken esas faaliyet karlılığı faaliyet giderlerinin %786 artış oranıyla yaklaşık %16'dan %36'ya artmış, daha da yüksek artışını baskılamıştır. Finansman giderlerinin azalması neticesinde de vergi öncesi faaliyet karı yıllık bazda yaklaşık %367 artmıştır. Amortisman öncesi faaliyet karı da %21'den %39'a artmıştır. Şirketin mamul maliyeti yapısı içerisinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri 2020'nin 9. ayı %61,6, 2021'in 9. ayı sonu itibariyle %48,2'ye belirgin düzeyde azalmıştır. Genel üretim giderleri içerisinde enerji giderleri düşük kalmıştır. Satışlar inceleme döneminde cari fiyatlarla %96,30 büyürken sabit fiyatlarla %36,36 oranında büyümüştür. Kaynak yaratma gücü göstergelerinde önceki döneme göre belirgin şekilde artarken faiz karşılama oranı azalmıştır. Yaratılan kaynağın satışlara oranı %12'den %29'a, varlık toplama oranı %4'ten 16'ya artmıştır. Şirket faaliyetini orta ölçekte öz kaynaklarıyla fonlamasına, kur riski taşımasına rağmen finansman giderlerinin borçlara ve satışlara oranı azalmıştır. Şirketin öz kaynak karlılığı, aktif karlılık oranının yüksek oluşması ve borç maliyetinin hızlı azalması neticesinde yüksek düzeyde gerçekleşmesi, hisse başına kazanç ve temettü oranları da öz kaynak karlılığına bağlı olarak oluşacaktır. Yıllık büyüme reel getiri ve dağıtılabilir temettü hesaplamaları sonucunda gelecekteki temettülerin bugüne indirgenmiş model yöntemi ile hisse olması gereken fiyatı 48,40 TL, indirgenmiş nakit akım model yöntemi ile hisse olması gereken fiyatı 46 TL hesaplanmaktadır. Şirket otofinansman iç sermaye yaratım yoluyla toplam borçlarının öz kaynaklardan düşük düzeyde az oluşu, öz kaynaklarını artırma faaliyetini fonlama politikası izleyecek olsa dahi kar dağıtımında tutucu davranmayabilir. Şirketin sanayi maliyet yapısı, finansman şekli, faaliyet giderlerinin boyutu, gider maliyet indirimi yoluyla karlılığı artırma olanağı mevcuttur. Şirket satış artışı devir hızlarını, finansal etkinliğini yükseltme, toplam maliyetlerini aşağı çekme yoluyla karlılığını artırabilecektir. Evet arkadaşlar,
Bir sonraki model şirketimizde yine birlikte olmak üzere herkese kayıpsız bol kazançlar temenni ediyorum.